Yeniden merhaba. Her ay okuduğumuz kitapları paylaştığımız videolarımız var biliyorsunuz. Şimdi de Mayıs ayında okuduğum kitapları sizinle paylaşmak istiyorum. Ama önce bir itiraf. Mayıs ayı benim için zor bir okuma ayı oldu ve çok verimli geçmedi. Çünkü salgının aylardan beri üzerimizde biriken evde kalmışlığın o garip hissi birazcık benim psikolojimi etkiledi. Yine de 5 kitapla Mayıs ayını bitirdim. İlki Tespiha Ağacının Gölgesinde, herkesin bildiği, tanıdığı, sevdiği Bülbülü Öldürmek kitabının devam kitabı. Harper Lee'nin 20 yıl sonra neler olup bittiğini merak edenler için yazdığı harika bir kitap. Biliyorsunuz Bülbülü Öldürmek ırkçılığa karşı bir kitap ve bugünlerde de bunu Amerika'da çok açık bir şekilde görüyoruz. Irkçılık belasının insanın başına bulaştığı, bu toplumu nasıl zehirlediğini ne yazık ki izliyoruz. İşte Tespih Ağacının Gölgesinde Atticus Finch'in, avukatın 20 yıl sonraki hayatından bahseden bir devam kitabı. Kızı Scout 20 yıl sonra tekrar kasabasına dönüyor. İşte okumuş, New York büyük şehirde yaşayan birisi haline gelmiş. Babası da çeşitli rahatsızlıklar ve yaşlılık dolayısıyla o eski hareketli halini birazcık kaybetmiş birisi olarak karşısına çıkıyor. Ve ne yazık ki kardeşinin de aralarında olmamasından kaynaklanan böyle hüzün kitabın arasında akıyor. Ama araya yeni, devamlı bir karakter eklemiş yazar. Hala artık kardeşiyle birlikte kalıyor kasabada ve halanın temsil ettiği değerler, o geleneksel değerlerle kızın temsil ettiği ilerici değerlerin nasıl bir çekişme gösterdiğini kitabı okurken görüyoruz. Güzel bir kitap. Devamını merak edenler için ben tavsiye ediyorum. Aylardır desem haksızlık olur. Yıllardır üzerinde çalıştığım, okumaya çalıştığım, çeşitli versiyonlarıyla okuduğum Hz. Mevlana'nın Mesnevisini biliyorsunuz belki aylar önce şerhten, Tahirü'l-Mevlevi'nin şerhinden okumaya başladım. 10 ciltlik kitabın hiç acele etmeden, içime sindire sindire, her gün birazcık olmak üzere okumaya devam ediyorum. Şimdi 2. cildi de Mayıs ayı içerisinde bitirmiş olduk. Hatta ben 3. cilde başladım. Mesnevi şerhi çok gerçekten Hz. Mevlana'nın söylemek istediklerini anlamak için okunması gereken bir tarz. Yani Mesnevi şerifi normal tercümeden de okuyabiliriz elbette. Ama okuduğumuzda hikayelerin neyi anlattığı, imgelerin neye işaret ettiği, simgelerin Kur'an'la olan ilişkisini kavrayabilmek, bütünüyle kavrayabilmek gerçekten olağanüstü zor bir şey. Tahirü'l-Mevlevi ise son dönemde Hz. Mevlana ekolünün önemli temsilcilerinden bir tanesi. Daha da önemlisi Hz. Mevlana duygusunu ve ruhunu gerçeğine uygun olarak yaşatan birisi olarak bu hayatta Mesnevi'ye hizmet etmiş birisi. Eğer Mesnevi ile ilgili düşünceleriniz varsa, onu okumak istiyorsanız ve anlamayı, iyiden iyiye anlamayı düşünüyorsanız Tahirü'l-Mevlevi'nin Mesnevi şerhi 10 ciltlik size tavsiye ederim. Zaman zaman dili eski kelimelerle biraz ağırlaşsa da birkaç sözlük karıştırarak çok az rahatlıkla anlayabileceğiniz bir tarz olduğunu da söyleyebilirim. Hz. Mevlana'nın Mesnevisi biliyorsunuz kıssalar üzerinden, hikayeler üzerinden yürüyor. Ama Hz. Mevlana epik bir anlatım tarzıyla hikayeyi anlatmak için hikayeyi anlatmıyor. Hikayenin içinde yaşayan olay ve hadiselerden çıkartılacak önemli dersleri vermek için hikayeleri anlatıp daha anlaşılır, daha kolay okunası bir hale getirmek üzere kurgulamış bu tarzı. Ama hikayeler ne yazık ki dünyanın her yerinde böyle bir sıkıntı var. Mesnevi sanki bir hikaye kitabı gibi çekilip Mesnevi'den hikayeler diye abuk subuk kitaplar ortaya çıkartıyorlar. Hayır, hikaye güzel, önemli, keyifli ama arkasındaki şeyi öğrenmek istiyorsanız şerhi tavsiye ederim. Tavsiye etmeyeceğim bir kitap Kuş Dili. Bir ergenin bir cinayetle ilgili düşünceleri ve onun hayata bakışı, hayattaki o davranışları, etrafındaki insanlar üzerine kurgulanmış bir kitap olmasına rağmen kuşların bu kadar küfür ettiğini, kuşların bu kadar argo üzerinden yürüdüğünü gerçekten hiç kimse tahmin edemez. O yüzden kitabın anlatımı sadece argolar üzerine dayandırılmış gibi bir hal almış. Dünyada çok sattığı söyleniyor ama bence öyle değil. En azından Türkiye'de öyle olmadığı sonuçları itibariyle görülüyor. Ben Kuş Dili'ni biraz da böyle çok sevmeden, çok da fazla bitiremeden bırakmış oldum. Size de bu ay okuduklarım arasında olduğu için göstermeyi, tercihi size bırakmayı uygun buldum. Evet efendim, filmi var. Yıllardan beri hepimizi ilgilendiren Selvi Boylum Al Yazmalım, Cengiz Aytmatov'un bu muhteşem eserini ilk baskısından okuma fırsatını kütüphanemin bir köşesinde bulunduğu için buldum. Kitapla ilgili ayrıntılı bir analiz sayfamda, videolarım arasında var. Oradan bakabilirsiniz. Ama çok keyifli. Dünyanın her yerindeki gerçek insanların Anadolu'daki insanlar gibi olduklarını anlamamız, bu kapitalizmin ve dünyadaki o dehşetengiz tanıtım, promosyon vesaire gibi insanın kalbini ve ruhunu satın alan şeytanlıkların ötesinde insanların yalın bir hayatları olduğunu ve hala öfkelenebildiklerini, hala sevinebildiklerini, özleyebildiklerini ve aşık olabildiklerini görmek ve inanmak istiyorsanız Selvi Boylum Al Yazmalım'ı bu nüshasından olmasa da herhangi bir yeni baskısından okuyabilirsiniz. Yıllar önce de benim okuduğum, dikkatimi çeken, bu ayda böyle biraz yaza döneyim, daha rahat şeyler okuyarak o okumak konusundaki zorluğumu aşayım diye düşünerek baktığım bir kitap Boleyn Kızı. Efendim 1500'lü yıllarda İngiltere'de 8. Henry'nin harem dairesindeyiz diye tabir edebiliriz. Ve orada entrikanın nasıl bir şey olduğunu görüyoruz. Son yıllarda Osmanlı'nın bu kadar önemli işleri, fetihleri, dünyayı etkileri bir kenara bırakılıp haremle ilgili birçoğu safsata olan dizilerle, magazinel konuşmalarla falanla filanla gündemin meşgul edildiği günlerde size yani entrikanın, kadın oyunlarının, insanların kadına vermediği değerin ve dünyanın gerçekten bir çukur gibi göründüğü yerin merkezine, İngiltere'de 8. Henry'nin sarayına götürmek istiyoruz. Öyle ki iki kız kardeş arasında bile nasıl büyük, inanılmaz olaylara sebep olduğunu iktidar hırsının bu kitabı okuduğunuzda fark edeceksiniz. Çok eğlenceli diyemeyeceğim çünkü zaman zaman eğer vicdanınıza dokundurduğunuzda meseleyi çok hazin olan ama gerçekten okuması keyifli bir kitap. Boleyn Kızı'nı da eğer yazın zamanım var diyorsanız ekleyebilirsiniz. Evet 5 kitap şöyle de göstereyim. Son final pozisyonumuzu da bozmamış olayım. Tabii ki bunların içerisinde benim bu ayki ve bütün aylardaki yıldızım Mesnevi. Yaz geldi diye sakın kitaplardan vazgeçmeyin. İyi bakın kendinize.